Valla arkadaşlar baştan söyleyeyim, top sizde. Çünkü çok kalabalık bir kadroyuz bugün. Sinan! Doğal olarak böyle itiş kakış ve kalabalık kadroda komut vermek de çok zor oluyor. O yüzden oyunculuk performansınıza güveniyor ve ona sığınıyorum. Ben bu şartlarda evlenemem ya. Ben bu şartlarda evlenemem. Elçin, sen de top en büyük itiraz ve abiyle beraber. Gelinin annesi ve gelinin dayısısınız. Beyefendi ne olur yanlarım, Allah razı olsun. Lan düzgün anlatsana insanlara, kumar borçlarını anlatsana. Damadın ablası. Nasılsınız? Ve bugünkü konuk oyuncularımız Serdar ve Sinem. Ay niye karıştırıyorum? Simel. Tamam, özür dilerim. Bugün misafir oyuncularımız bize yardım ediyorlar. Problem neyse biz çözelim, evet, yani eğer çözebileceğimiz bir şeyse. Misafirlerimizi de onlar ikna ettiler. Sonunda onlar artık işitecekler. Ne işiteceklerse bilmiyorum. Alo, sana bir işim düştü ya. Ya abi bizim bizde beraber çalışan bir ablamız var. Çok sevdiğimiz ablamız da oğlunu evlendirecek. Oğlu da sana hayran. Ya dedim ben bir şansımı deneyeyim. İstanbul'da ise dedim beni kırmaz gelir. Hani senin nikah şahidi görmek istediler. Abla da söyledi bana. Ya dedim bir ileteyim. Eğer İstanbul'da ise beni kırmaz dedim. Beşiktaş'ta. Evet evet. Tamam. Hadi hoşça kal. Bay bay. Sağ ol. Sağ olasın. Hoşça kal. Ben yerime geçiyorum. Nikahımız hayırlı uğurlu olsun. Eğer zaten biraz abartırsak sizi evlendirir veririz artık. Ben bilmiyorum ne olur ne olur bitiyor. Evet öyle bir yerde sokacağım ki çünkü ablayı anneyi. Gecikirsem bilemiyorum. İmzayı attınız attınız. Hadi kolay gelsin. Abi vallahi var ya damatlık çok yakıştı sana. Nasıl bir kurtuşlar değil mi? Ferman Toprak 5 kişilik dev arkadaş kadrosuyla arzı endam etti arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Hazır olun. Evet gelin, kaynana, damat, görümce, kayınço, tüm akrabalar hazır mı herkes? Nikah salonumuza girdi Ferman. Karşılayın arkadaşlar. Karşılayın hemen. Altın takacak mı, ben onu çok merak ediyorum. Altın fiyatları da uçtu gitti vallahi. Hem de hiç tanımadığı birinin nikahı sonuçta yani. Bilmiyorum. Bakalım. Demet Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet, önlerden bir yere oturmasını sağlayın. Şöyle önüne geçelim de ortaya. Merhaba. Oturun oraya. Evet, tamam. Tam nikah masasının karşısı, çok güzel yer orası. Vallahi koltuklarla da uyum içinde gömlek falan. Evet, bir hal hatır sor Tuğçe. Bir nasılsınız de. Boş bırakmayın çok. Nasılsınız? Ferman'ı, ağır misafiriniz. Çok teşekkürler, ağzınıza sağlık, geldiniz için. Çok heyecanlılar sizi geçirdiniz. Dünden beri... Vallahi bütün işini gücünü bıraktı Ferman Bey. Geçirdiniz. Vallahi. Evet, hadi müziği verelim. Hayatı tesbih yapıp sallayalım arkadaşlar. Daha fazla bekletmeyelim misafirimizi. Evet, şimdilik keyif yerinde. Tamam, güzel. Ferman'ın da keyfi yerinde, tamamdır. Güzel gelinle yakışıklı damat. Hadi bakalım yavaş yavaş nikah masasına gelin artık. Başlıyoruz. Kuvvetli bir alkış istiyorum sizden çiftimiz için. İyice köpürtelim. Bravo. Bahadır'ıma bak. Bahadır, senin şu kalça kıvırtmalı dansın var ya, şimdi ondan istiyorum. Hafif ama. Hafif, çok o kadar da heyecanlısın, damatsın yani. Çok abartma. Çok fazla sallama öyle kalça. Damatsın sen ya. Ben seni hiçbir yerde bırakmadım. Bu kitle diyor. Kaptırdı Bahadır, bakar mısın? Evet. Tatlı tatlı, sen şimdi uyar onları. Nikah memuru gelecek, ayıp artık, oturun de Tuğçe. Ya memuru gelecek çocuklar. Bilal Bahadır. Nikah memuru gelince ciddileşin aniden. Bravo.
Evet, belediye başkanının verdiği yetkilerle donatılmış nikah memurumuz girsin artık sahneye. Onları kayıt altına alsaydın. Evet, merak etme Serdar'cığım. Hepsi kayıt altında onların, merak etme. Evet, bu şakadan sonra nikah müzikleri İrem Derici'den değil, Berman Toprak'tan çalacak. Bak demedi demedi. Güzel oldu bu bence. Evet, Bahadır'cığım, severek izliyoruz. Saygılar abi, selamı versene Ferman'a şöyle bir. Abi. Sayın. Evet, ciddi şimdi, ciddi. Sayın Demirel ve Efe aileleri ve bu iki üst ailemizin çok değerli konukları Dilan ile Bahadır'ın nikah merasimine hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Evet. Ferman'ın da bir şeyleri alkışlayası varmış, hiç bitsin istemedi alkışmak. Memnun ediyorum. Sayın Serdar Seki, buyurun efendim. Sayın Ferman Toprak. Evet, nikah şahitlerimiz. İşbirlikçimiz ve Ferman. Evet, artık dönüşü olmayan bir yola giriyorsun Ferman. Şimdiden geçmiş olsun. Hadi bakalım. Değerli şeyleriniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kıyalım şu imkansız aşkın nikahını. Hadi bakalım. Evet, hoş geldiniz. Evet. Ama ben de adınız, soyadınız. Dilan. Dilan Demirel. Annem adınız. Elçin. Baba adınız. Ahmet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Beyefendi, adınız söylediniz. Bahadır Efe. Annem adınız. Yasin. Mikrofonu yiyecekse Bahadır yavaş. Teşekkür ederim. Beşiktaş Belediyesi, evlenme dairemize yapmış olduğunuz başlığımız incelendi. Evlenmemizde yasal bir sakınç olmadığı görüldü. Evlilik istemesi bir kez de çok değerli konuklarımızın birlikte de resmi şartlarımızın huzurunda. Evet, Dilan'ın annesi, dayısı ve yengesi. Sıra sizde. Hazırsanız girin içeri. Sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Dilan Demirel. Kendisinin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan. Gülmen Özgür Dilan Demirel. Sevgili Bahadır Efe Beyefendi'yi. Nebim Elçin İksen. Gelin evet dedikten sonra açın kapıyı, dalın girin nikah salonundan içeri. Eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet, şimdi. Şimdi girelim. Bravo, bravo. Dilan. 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 Pardon memur bey deyip konuya girerken. Memur bey pardon. Pardon memur bey de. Buyurun. Buyurun. Dilan lütfen anne. Evet arkadaşlar yavaş sakin sakin. Ya, yavaş yavaş yükselteceğiz tansiyonu. Birdenbire bağırmayın. Dilan. Dayıcığım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama niye? Yani, hoş gelmediler bana. Annem ne oldu? Güzel evlat. Bu kadına yazık değil mi Dilan? Dilan, bu kadına acımıyor musun? Ya niye böyle yapıyorsun? Ne acıması? Çok sevindim annem geldiğine. Hanımefendi rica ederim. Anneciğim. Dilan Hanım, bu kadar sorun. Lütfen müdahale etmeyin. Beyefendi ne olur siz yardım edin. Kendisinin arzunla hiçbir basit aldı. Dilan kalk şuradan. Elçin, sen de Ferman'a gidip şahit olmaması için yalvar. Beyefendi ne olur yalvarırım Allah'a rızası. Niye bunu bana yapıyorsunuz dedi Dilan. Beyefendi ne olur. Ya gelirseniz bunu mutlu günümde. Söylemiştiniz anne. Niye bunu yapıyorsunuz? Evladım, rezil olurum şu an. İki saniye beyefendi. İki saniye müsaade edin. Anlıyorum fakat hanımefendi. Evet Ferman'ın dudaklar bükülmeye başladı. Bir anlam vermeye çalışıyor şimdi. Bunlar ne oluyor diye. Bakın sizin abi, de evladınız var. İki saniye. Fakat karar vermişler lütfen rica ediyorum. Akdimizi bitirelim. Dayı. Yoksa müdahale ettirmek zorunda kalacağım. Lütfen diyorum efendim. Lütfen. Ya kusura bakmayın. Hayır biz bunu yapacağız. Şu anda evleniyoruz yani. Evet Elçin sen Ferman'a yüklenmeye devam et biraz daha. Beyefendi Allah rızası için arkadaşlar şahitliği kabul etmiyoruz diye lütfen. Ya annem. Öyle bir şey
Öyle bir şey. Buna rızamız olmadığını biliyordunuz beyefendi. Yani. Beyefendi, bakın, Allah bu, rızası için. Konuşmanın ne anlamı? Buna rızamız yok. Bak gençler birbirlerini sevmiş. Kusura bakma ya, sen de ben hiç bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Ben Allah rızası için ne olur biriniz yardım edin yanlarına. Güzel bir şey adım attılar. Hani neden istemiyorsunuz onu? Ben uygun görmüyorum. Allah rızası için ne olur kabul etmeyin. Tamam Elçi, sen şimdi biraz geri çekil, biraz lebir konuştun Ferman'la. Siz gözünüzü seveyim, konuşun şunlarla. Dayı sen şey yapıyorsun. Dayı değil, durma bana. Tamam bebeğim. Beyefendi, lütfen beyefendiye alalım. Yoksa müdahale ettirmek zorunda kalacağım yani. Ferman abi, sizi tanıdım. Gözünü seveyim, konuşun. İmza atma bana. Babacığım, bunlar karar vermiş. Babacığım, atma. Bakın, lütfen. Ya dayı, ben size geleceksiniz. Rica edeceğim. Evet, güvenliği çağıralım. Yardım isteyin Tuğçe, güvenlik çağırın. Dilenci, otur ya. Ulan param zehir zıkkım olsun sana. Rica edeceğim. Lütfen. Tamam, lütfen şu kardeşim, Allah rızası için olur mu biraz? Bakın ben bu adamı... Hanımefendiciğim, lütfen. Rica ederim, bakın. Ferman abi. Kumarbaz de bu adam, kumarbaz de Lebim Ferman'a. Evi, arabayı satıyor, bütün Barcelona maçına yatırıyor bütün parayı de. Güvenlik. Kumarbaz bu herif. Gözünü seveyim, bak bunun şahidi olma. Dayı ne alakası var? Kumarbaz falan değil, kandırma. Lütfen rica et, lütfen rica et. Güvenlik gelip Lebip'i alsın. Ne zaman gördün kumarımı? Allah'ını seversen. Bu kadar insanın karşısında. Güvenlik bakar mısın? Müdahale edin. Hanımefendi. Güvenlikçi arkadaşlar, Lebip'e dışarıda bir çay ısmarlayın. Çayı bitince tekrar gelsin. Önce bir alın dışarı. Yalnız çıkmasınlar, böyle de olmaz ama. Senin ailen yok artık diye bağır Lebi. Senin ailen yok artık. Dayı ben sana çıkma dedim, buradan çıkma dedim ben ya. Senin ailen yok. Ya dayımı almayın ama ne yapıyorsun? Ben nasıl evleneceğim? Dayımı almayın ya. Ben nasıl evleneceğim? Allah'ım. Elçin, Elçin. Şu an ağlama krizine girmelisin hemen şimdi. Asıl şimdi, evet. Hayır, her şey de üst üste miydi herhalde ama? Evet, Elçi sen bir kere daha Ferman'a gidip arıza çıkar. İyice artık aklı gitsin, iyice ısrarcı ol yani. Allah sizle konuş. 5 dakika ne olur, 5 dakika müsaade. Nedir olayın aslında? Anne niye Ferman'da söylüyorsun bakın ya? Bakın beyefendi, onlar şahitti evladım, dinlemiyorsun. Ölmemi mi istiyorsun güzel evladım, Allah rızası. Anne Allah korusun. Evet Elçin, Bahadır için şeyde bu adam Meymenet sizin teki de. Bu adamın suratında Meymenet yok. Yapmayın, bakmayın bunu böyle iyi bir insan. Ama o da insan, niye öyle düşünüyorsunuz ki yani? Allah rızası. Hayır, problem nedir yani, onu anlatırsanız. Memur Bey lütfen rica edeceğim. Lütfen kıyalım. Ben devam ediyorum lütfen hanımefendi. Yoksa size dışarı aldırmak zorundayım. Lebip sen de çayını içtiysen tekrar gir artık içeri. Allah rızası için diyorum. Yok işte ya. Yalnız bakmayın. Ferman bakmayın. Güvenliği alır mısınız? Sağ olun diyor. Güvenliği. Yok ben de hiç böyle bir şey söylemediler bana. Güvenlik. Anne olarak oturun. Mutluluğunu paylaşın. Dayı olarak. Evet Bahadır. Sen borç aldığın paradan bahset biraz. Anlat yani sana niye böyle diyorlar. Kendini aklamaya çalış. 1.750 lira gibi bir şey. Almıştın Dilan'dan aldım. Hani bu zamanlarda biliyorsun. Kız da aldı, kızdan da erkekten de hani para paylaşım şeyi olmuyor. 750'sini verdim ben annesine aslında. Geri kalan 1.000 lirayı da para mı verdin? Takım ben veririm. Takım. Ben veririm, ne kalırsa. Lebim, sen araya girip kumar borçlarını sor. Para mı mevzu yani? Sonra şey lan düzgün anlatsana insanlara, kumar borçlarını anlatsana. Problem şey yok, gücün yok, problem yok, neyse çözelim. Biz de para çok, biz hallederiz de. Hayır, problem neyse biz çözelim evet, yani eğer çözebileceğimiz bir şeyse. Sıkıntı paraysa parayı çözeriz, paranın problemi yok. Para mı problem ya? Paradan dolayı diyor, kumar oynuyor diyorlar da kumar oynamıyorum ben abi. Başka bir şey diyor. Bahadır asla kumar oynamıyor. Yani o at yarışı falan hani oynamış, loto oynamıştı bir kez, onu diyorsun dayı ama ya. Loto ne ki ya dayı? Evet Dilancığım. Evet artık tansiyonu yükseltelim. Lebip ablamı alıyorum gidiyorum ama sen bir daha bizim evden içeri giremeyeceksin de. Ablamı alıyorum, senin ne anan ne dayın ne akraban var. Dayı. Ne hanım asıl var. Evet Elçin sen de giderken baygınlık geçireceksin şimdi. Gerçi geçiriyorsun başından beri ama şimdi daha da geçirir. Ben bu şartlarda evlenemem ya. Ben bu şartlarda evlenemem. Dilan, anneciğim diye koş arkalarından.
Ben bir abi şuna bir müdahale edeyim. Kalktı, evet. Ferman'ı oturduğu yerden kaldırdık, bravo. Devam arkadaşlar. Bahadır, ambulansı çağır. Gidiyor, gidiyor Ferman. Gidiyor mu? Çıkarmayın sakın. Anne, evet. Anne. Çıkmasın dışarı, kaçırmayın. Sara, ne yapıyorsun? Hayır, yok. Arayın, arayın, ambulans arayın. Hayır, ne yapıyorsun? Ayağını kaldır, ayağını, ayağını. Dilan, ağlama sırası sende şimdi. Annen çok fena oldu. Aradınız mı? Evet. Dilan yavrum neredesin diye bağır Elçin. Dilan! Bu mevzu ne abi böyle ya? Bahadır bu mevzu ne abi böyle bu kadar büyüğe? Abi ben dediğim gibi büyük bir şey yok aslında. Kadını getirdik biraz abi. Abi vallahi kusuruma bakmayın. Ufacık bir para bir şeyden dolayı böyle oluyor. Çözülür onlar da yani. Nasıl? Bahadır senle evlenmeden buradan çıkmıyorum dedi Dilan'a. Birden değiş. Birden sinirlen. Bu nikah kıyılacak de. Dayı ya. Dilan. Seni Dilan ya. Buradan evlenmeden çıkmayacağım benimle. Dilan. Dilan. Seni var ya. Seviyorum seni Dilan. Seni var ya gebertireceğim seni. Hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse bir şey yapamaz. Evet bu nikah kıyılacak bugün. Tamam ya yeter ya. Bu nikah kıyılacak abi bugün. Evet Serdar. Biz bu işi çözelim de. Abi şu araya girelim de çözelim şu işi. Yani hani çözelim en azından bu neyse. Borcu falan. Var bas Ferman abi. Ben öptüm borcu. Çok borcu var Ferman abi. Senin neyini ödeyeceksin Ferman abi? 100 bin liradan fazla borcu var. Bu kumarbazın peki abi işi yok, gücü yok. Yanlış söylemiyorum. Yemin ederim Ferman abi bak işi yok, işi yok, gücü yok diyorum. Mutsuz olacaklar bunlar. Bak bu kız üniversiteyi bitirdi. Boş ver abi onları. Allah'ını seversen. Tamam dayı sen şey yapma. Ferman abi kurban olayım gel. Ferman'a bırakın olayı şimdi bakalım ne yapacak. Dayı deyip durma bana. Ne anlatıyorsunuz Ferman Bey'in yanında bizi rezil ettiniz ya. Yalan söylüyorsunuz insanlara. Ama ayıp. Hayır olayın aslını bir söylerseniz. Hadi Ferman Bey de biz de girelim alayım. Damadın babası girip ben Bahadır'a kefilim desin. Ben biliyorum babası. Damadın babası. Yapmayın bakın ben ne yapacaksın? Kumar borcunu mu ödeyeceksin? Burada yani. Ben her türlü evladımın arkasındayım. Gerekirse tabii ki ödeyeceğim. Ne demek bu? Yani çocuklar izdivaç yapmaya karar vermişler. Bunu bu şekilde sabote etmeye ne hakkınız var? Evet. Sabote falan değil. Biz buna onay vermemiştik. Biz buna onay vermediğimizi siz 50 kere söyledik. Ama bizim irademizin dışında. Gençler bakın bu çocuk, bu herif kumarbazın fikri. Yani. Ferman abi, bu herifin 100 bin liradan fazla kumar borcu var. Bunun neyse biz de çözeriz. Yani. Sen nerede diyeceğim? Allah'ını seversen sen buna şahit olma bari. Kardeşim. Olacak işte yani burada. Bir Ferman abi. Söyledim 100 bin lira. Para mı mevzu? Tamam parayı çözeriz ya. Neyi çözeceksin? Çözme parayı da. Hayır, önemli olan hastalığı var. Hadi bugün ya. Ödediniz yarın ne yapacak bu? Yok öyle bir şey. Tamam biz ona desteğiz hacı. Nereden kumar borcu var? Evet giderek yalnız kızardı yüzü Ferman'ın. Sevmiş. Öyle değil mi abi? Hizmetçilik yaptım onu evleniyorlar. Sen biliyor musun? Ama birbirlerini çok seviyorlar. Ya var abi şey gücü yok, gücü yok. Kumarbaz diyorum herif. Üniversiteyi bitirdi bu kız yeni. Ben sadece birini sevdim de Dilan. Benim suçum ne de? Bunu annene yapma. Dayı ben ne yaptım? Ben sadece birini sevdim. Ya aşk. Ay yazık üzüldü habire. Sakal ölük. Ne yaptım ben? Allah'ım. İnsan. Ferman Bey bir şey yapın de insan. Bir şey olacaksa. Tamam Allah aşkına Ferman Bey bir şey söyleyin. Bir orta yolu bulalım. Allah'ın nikah memuru olaya müdahale etsin artık. Geç bile kaldı bence. Değerli konuklar. Hadi izin verin de bakın. Lütfen devamında nikahım var diye konuklarımızı dışarıda bekletiyoruz. Rızanız var mı baba? Hani siz de güzellikle birbirlerini sevmiş gençler ya. Ama yapmayın böyle ya. Lütfen. Şu imzayı atalım bitsin bu işte Bahadır. Geldi lan. Kıyılacak bu nikah. Hayır, bu nikah kıyılacak. Kıyılmadan gidilmeyecek. Nikah kıyalım. Ondan sonra çıkalım neye konuşacaksa konuşsun abi. 100 bin lira diyorlar. Ben nereden bulayım 100 bin lirayı? Abi 100 bin lira diyor. 100 bin lira. Benim cürümümle 100 bin lira nasıl ben şey senin yapayım var ya? Var mı öyle borcu? Ya 1.750 lira şeyi var. 750'sini zaten verdim. 1000 lirasını zaten tapu töreninden tamam, sonra vereceğim diyorum. Konuşulmaz da. Cavit. Baştan alıyoruz nikahı. Nikahı baştan alıyoruz. Her şeyi restart yapıyoruz de.
At yarışı diyor. Aha yüzü burada kızım. At yarışı. At yarışı diyor kızın yüzü burada. Bir kere ganyan aslında. Düşüyorsun bizde değil mi? Üzerimizlerine düşüyorsun. Konuşalım yapalım. Evet Cavit ver bana bir pas at. Ferman bir haksız mıyım? Ya reşit olmuşlar birilerini sevme. Para yapmayın para. Allah'ınızı severseniz yapmayın. Maşallah Levin en az bir kova gözyaşı döktü. Bu şakada helal olsun yani. Hem ağlamalı hem bağırmalı. Diğer dışarıda bekleyen nikahlar var. Onlar bekliyorlar. Lütfen şu hakkımızı bitirelim. Yoksa nikah hakkınızı feshetmek zorunda kalacağım. Hiç kimse için hoş olmayacak efendim. Evet. Abi kurban olayım. Kusuruma bakmayın kurban olayım ya. Saygısızlık oldu size de. Abi. Nikah şahitlerimiz Serdar Seki Bey ve Ferman Topak Bey. Allah Allah. Size tekrar hoş geldiniz efendim. Abi şahit bu uygun olur mu? Böyle beni görmüş ama. Ne yapsak? Anne ve baba adımız. Ağlayarak Dilan ağlayarak bu cevaplar. Anne. Teşekkür ederim. Beyefendi adını soyadınız. Abi. Anne ve baba adınız. Hangi yazın? Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi evlendirmelerimizi yapmış olduğunuz başkanımız. Evlendiğinizde yasal bir sakınç olmadığı görüldü. Evlendiğinizi bir testte... Ferman'ın gözleri kapıya bakıyor, bitse de gitsek der gibi, evet. Çok sıkıldı yazın. Sevgili Dilan, kendisinin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan gülle özür dilerim. Sevgili Bahat Ödemi evlendiği eş olarak kabul ediyor musun? Bekle, bekle, bekle Dilan. Ve bilmiyorum. Bahadır sen de sinirlen artık. Sizin yüz... Vallahi var ya yemin ediyorum senin dayı senin yüzünden oldu. Yusuf lan sen! Geldin kızın aklını çeldin burada. Yok artık bu iş çığırından çıktı. Geldiniz burada kızın aklını çeldiniz ya. Evet. Daha Bahadır, Bahadır. Gir Bahadır artık iyice olaylar. Dayı ve büyümsün diye bir şey yok. Kes lan! Bırak! Canım arıyor oğlum. Oğlum sen bir bırak ya sen ne yapıyorsun? Bahadır sen bir şey yapmayacaksın. Hadi abi. Ferman abi geldi kızın aklını karıştırdı ya. Olmaz evladım böyle şey ne yapıyorsun? Değil mi sen de Bahadır'a gir, birazcık giriş. Terbiyesizle. Siz kimsiniz? Ben temizlik yaparak büyüttüm o çocuğu. Kıyılacak bu nikah. Tamam. Ben bu kızı seviyorum tamam mı? Gel. Otur Dilan otur. Bağırma kızıma baş alırım vallahi. Tamam sen sakin ol tamam. Ne yapacağız abi? Ben ne bileyim abi. Ulan Sümen. Abi ne yapmamız gerekiyor? Bir söyleyin ki. Hilal yani. Bir daha oturun masaya. Ben siz masadayken geleceğim. Serdar abi. Serdar abi kurban olayım kusuruma bakma. Abi ama yok diyor şimdi. Kusuruma bakma Ferman abi. Hani Allah'ını seversen. Oturduk hadi. Oturduk tamam Dilan. Bir kez daha soracağım. Aksi takdirde iki zorunda kalacağım. Lütfen efendim. Ferman'ın bakışları kameraları çatlatacak. Bak söyleyeyim. Çok fena artık. Hadi. Tamamdır yani. Doldu. Nikah memuru ben artık bu nikahı kıyamayacağım desin. O sırada ben geliyorum. Evet efendim. Bilmiyorum razı mı değil mi abi? Bizi aşarmış ya. Valla Ferman Bey'e sor. Ben bakıyorum. Bu şekilde nikahı akıbeteyeceğim. Nikahı akıbeteyeceğim. Nikahı akıbeteyeceğim. Abi kurban olayım. Bir şey diyeceğim. Valla ben karışmam abi daha. Ben artık şimdi olacağım kadar rezil oldum. Bahadır şimdi ne diyeyim ben şimdi? Abi sen ben rezil oldum yani sen. Kimse yerinden kıpırdamasın. Ben geliyorum arkadaşlar. Bu nikah bugün kayılacak. Ya bir şey... Ama bak rezil oldum o zaman ya. Ama rezil oldum. Rezil olduk gerçekten. Hadi gel. Anne. Ya bak kaç kilo biliyor musun bu? Umar diyorlar. Nasıl gelin yok, ya? Yok para aldım diyorlar. 100.000 lira diyorlar. Ben 100.000 lira ben ne düşünüyorum? Gitti adam bir şekilde. Ne yapayım ben? Delireyim. Gelir eder bilmiyorum. Böyle atarım hocam. Beşiktaş Belediyesi'nin yeni yetkilerini görüyorum. Nasıl yapımızı ben veriyorum. Yok.
zaten biraz önceki memur sahteydi. Evet. Gerçek memur bu. Kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Evet, kameralar alıyor mu? Buyurun, şöyle alalım. Tebrikler arkadaşlar. Arkadaşınız daha yavaştı bu sefer. Tebrikler. Tebrikler. Çığlıkları önleyebildik. Efendim nasıl buldunuz? Bu da sizin payınıza düşen şakamızdı. Yeni programımız. Evet. Ben hayatı tespih yaptım, onlar beni tespih. Evet, bu sefer böyle oldu. O zaman şimdi tespih seninle hep beraber şu meşhur oyununuzu bir oynayın bize. Çünkü damadın içinde kaldı, oynayamadı efendim. Geçmişine sayıyormuşum. İşi yok, gücü yok. Kumarbaz diyorum herif. Valla sevgili dostum Serdar, Seki beni aradığı zaman işte böyle bir senin çok hayranın bir kardeşin, gariban bir kardeşimiz var dedi. Ben de yüreğimin nasıl yufka olduğunu bildiği için bu kadar işimin yoğunluğu arasında kabul ettim saat 4'te geleceğimi. Gayet de zaten geline damat çıkarken benim şarkımla beraber çok oynadılar falan. Mutlu da oldum. Köyde de yadım kamera şakası mı değil mi? Sonra vallahi öyle bir güzel oynadılar ki abla kendini yere atınca bir saran mara geçirdi. Senin aynan yok artık. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Anne. Ben bu şartlarda evlenemem ya. Kilemde kaldım yani. Kalkayım mı oturayım mı bir şey anlayamadım ya. Bir kal geldi bana ya. Orada bir durdum yani. Ne kalkabiliyorum ne şahitlik edebiliyorum. Bir kelamda kaldım. Serdar'da da bakıyorum. Serdar da maşallah klip yönet benimle bayağı bir oyunculuğu da öğrenmiş. Ben bir abi şuna bir müdahale edeyim ya. Dedim zaten yani sıkıntı paraysa ben vereyim parayı. Yani iki genç birbirini sevmiş. Flört etmiyorlar yani. Evliliğe adım atıyorlar. Ya zaten bir dejavu beyin gitti benim zaten. Demet abla bu Demet Akbağ mı değil mi falan. Ondan sonra Demet abla görüyor. Ondan sonra aa dedim tamam şakalandık dedim orada. Film zaten oradan sonra koptu. Beşiktaş Belediyesi beni yetkiliyordu. Bir kısmı ben koyuyorum. Valla hala titriyorum yani. En korktuğum şey bir gün bir nikahta gerçekten şahit geleceğim bir düğün. Kızın ya da baba tarafından düğünün basılmasıydı. Orada yaşadım yani. Mükemmelsiniz. Bütün oyuncu arkadaşlarımı buradan tebrik ediyorum. Hep diyordum yani benim tüm meslektaşlarıma şaka yapılır şaka bir herhalde. Bir güne bana yaparlar diye düşünüyorum ama ne zaman diye. O gün bugünmüş. Biz de şakalandık abi. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda.